Selamünaleyküm dostlar, videoya hoş geldiniz. Sizinle birlikte yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bir tanesi Genchar Gaming'de, bir tanesi de Ütopya'da olan iki tane güzel sistemimiz var. Biri 48.500 lira. Biri ise tam tamına 20.000 lira. 20.000 lira zaten birkaç arkadaş soruyordu hazır sistem var mı diye. Onlar için de güzel bir sistem olacağına inanıyorum. Sıra sıra şöyle bakalım. Sistem eski videoları kapatayım sekmeleri. Şimdi öncelikle bunun bir hesaplamasını yapalım dostlar, internet üzerinden bakalım ne kadar bir fiyat tutuyor. Bize ne kadar bir indirim sağlamış oluyorlar burada. Taksit imkanına değecek mi diye bakalım. Şimdi öncelikle kasada bildiğim kadarıyla FSP'nin güzel bir power supply var. Önce kasayı bir inceleyelim. Kasanın içine olduğu söyleniyor. Fena değil. Kasa muhtemelen tavandan 240 mm hız soğutma desteği de vardır. İşimize yeter bu sistemde. Zaten ekran kartımız 10 GB. RX 6700. Hem 1080p hem 2K'da. İşlemcimiz bile birlikte gidecektir dostlar. Darboğaz olmayacaktır. M.2 SSD olarak Agi'nin 512 GB var. Burada anakartımız başlangıç anakartlarından biri arkadaşlar, ASRock'un. O yüzden en azından bunu 1 TB'a çekin. İleride sorun yaşarsınız. Buradan geçiş hangisi de mantıklı? Bakayım bir saniye. 1 TB'lıklardan. Yani mantıken buna geçiş yapılabilir. Bu şekilde yaptığımızda 21.000 lira çıkıyor fiyat. RAM'lerimiz biraz CL40 ölü bir RAM diyebilirim. En azından CL18'e geçiş yapılır mı? Ama RAM frekansı düşüyor. O yüzden dursun hocam. Fena değil. Yine üzmez bir RAM. Markası T-Force'un 5600 MHz. En azından 5200 MHz değil. O yandan biraz artıştayız. Ama onun haricinde herhangi bir RAM yükseltmesine verdiğiniz fiyata değmez. XFX'in RX 6700 ekran kartımız var. 10 GB söylemişim zaten. 3 fanlı model olması güzel. Isı yanından sorun yaşamayız. Anakart değişiminde çok fiyat biniyor. O yüzden mecbur anakartımız ASRock'un kalmak zorunda. İşlemcim zaten yetecek. Bu şekilde hemen Akakçe üstünden fiyat hesaplaması yapalım dostlar sizinle birlikte. Bir de hesap makinesi açayım bilgisayardan. 7500F. Yazamıyorum da. Kafadan 5600 lira. Ardından ASRock'un A620M. A620. Klavye sesi gelebilir, kusura bakmayın. 3500 lira da bu. Artı 3500. Artıya geçelim. Pardon, yanlış kasa geldik. Şimdi 2 çarpı 8 16 GB RAM 5600 MHz. Burada RAM'in markasına değil, fiyat performans olarak yakın ne varsa ona bakacağım. 2400 liraya. Fena değil. Bunu da ekleyelim hemen. Teknosa 2700'müş. Kafadan şöyle bir şey eklesek. Kafadan 2,5 liraya. 11.000 lira böyle yapıyor. Kasamızı düz mantık arkadaşlar. 3.000 lira ekliyorum. İncelemeye gerek yok. 1 TB'lık M.2 SSD kafadan 2.000 lira. RX 6700'e bakalım. 10 GB'lık versiyonu. XT'ler. 9.000 lira da bunun fiyatı var. Yanlış oldu. Yani 14 kaçtaydık? 16.600'deydik. 9 da bunu eklediğimizde kasanın fiyatı 25.000 liradan 20.000'e gelmiş oluyor. Bizim için güzel bir kasa. Tek sorun, bu kasayı ileride fazla yükseltemezsiniz. Çünkü anakart ASRock. Zaten yapabileceğiniz maksimum düzeylerden biri. Çift slot RAM olması dostlar. Böyle bir iyi. En azından hani RAM yükseltmesi yapmayacaksanız 2x8 olması güzel. 16 GB RAM. Ama RAM yükseltmesi ileride ben yapabilirim diyorsanız bu sistem sizin için değil arkadaşlar. Yükseltemezsiniz bu sistemi. En azından şu RAM'leri satmanız gerekir. Yoksa elinizde kalır. Zaten 650 watt kasaya da Nvidia kanadında maksimum 4060 Ti takabilirsiniz. 4070'lerde genel olarak 750 watt öneriliyor. Çünkü sıvı soğutma falan filan işin içine girdiği zaman zorbalıyor bilgisayarı. İleride bu sistemi alan arkadaşlar ısı değerlerini kontrol ederekten bir tane kule tipi veya güzel bir sıvı soğutma alabilirler. Bakayım burada. Yani mantıklı. Dip Cooling LS520'leri mantıklı olabilir.
Ama şu an burada biraz fiyat tuzluya doğru gidiyor yavaş yavaş. Fiyat performansını kaybediyor mu? Aslında kaybetmiyor çünkü en azından işin içine sığ soğutma da olmuş oluyor. İleriye dönük güzel bir sistem olmuş oluyor. İleriye dönük dedim 2-3 sene bize oyun oynatacak güzel bir sistem. Şu anda alırsanız 2K'da her oyunu oynatır. Üstüne üstlük ilerleyen zamanda da 1080p çekersiniz. Bu sistemin linkini hepsini açıklamaya koyacağım dostlar. Ütopya'daki diğer sisteme bakalım. Biraz hastayım. Sesimde sorun olabilir. Kusura bakmayın. 7500 lira. Zaten daha demin baktık. Bir hesap makinesi tekrar açayım. 5500 lira. Bekle. Gigabyte'ın A620 mi? Ya şu 4070 Ti'nin yanında şu kart güzel mi ya? A620M. Çok başlangıç. DDR5'in başlangıç anakartına takmak. Zorbalamak hocam ya. Artı 3300. Çok yüksek bir performans almaz. Bu arada bu anakart yine açar da ben olsam en azından B650M geçerdim dostlar. Daha mantıklı bir sistem olurdu. Hatta MK da olabilir. Size bağlı olarak. Ben olsam MK'ya geçerim. Bu kadar fiyatı çıksa zaten anakarta biraz kıyın. Yoksa üzülürsünüz. 2x16 6000 MHz. Bunun direkt vatan fiyatını biliyorum. 1800 lira. İki tane olduğu için 3600 lira. Bu arada RAM'ler çok güzel. 6000 MHz. Ben de bunu kullanıyorum kendi sistemimde. Geri olsa hatta olması da bayağı işimize yarıyor. O CL28'i ilk defa gördüm. Bu da güzelmiş. Şimdi hocam aşağı doğru inelim. Ekran kartımız Gigabyte'ın 4070 Ti'yi 3 fanlı. İnsanların Gigabyte'a karşı biraz ön yargısı var hala. Nedeni bilmiyorum. Bana kadar güzel bir marka. Hemen bunun da fiyatına bakalım. Gigabyte 4070 Ti. Zaten Windforce modeli falan filan hepsi aynı oluyor dostlar. 27 bin lira. 40 bin lira etti. Kasa Thermaltake'in tahminimce 4500-5000 lira aralığında bir fiyat vardır. Artı 5000 lira yaparsak 45.000 lira ediyor. Sığ soluçlu yok bu sistemin. Şu an mesela internet üzerinden topladığımızda ha, doğru işin içinde M2 de var. 1 TB M2 Gen 4. Hadi buna da 1500 lira fiyat biçelim. Artı 1500 lira. 46.600 lira. Yani bir de ben şey taktım. Anakart değiştirdik. Doğru. Anakartı eski haline getirdim. 48. 146,5. Yani 2000 liralık bir fark var dostlar internetten toplamasıyla. Ben uğraşmayayım. Direkt hazır gelsin diyorsanız alabilirsiniz. Onun haricinde ben kendim olsam şahsen kendim toplardım. Yani bilmiyorum. Size kalmış. 7500F 470 Ti'de vardı 1080p'de götürmez. 2K'da belki biraz götürebilir. Sorun yaşatmayabilir 2K'da ama 1080p oynayacak arkadaşlar varsa ve 1080p monitör olanlar varsa bu sistemi önermem dostlar. Bu şekilde bir videomuz olmuş oldu. Bugün başka videolar da açacağım o yüzden eğer daha fazla böyle sistem videosu istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.